Cosx fonksiyonunun Maclaurin serisi ve yerine koyma metodu. Bu videomuzda özel Maclaurin serilerimizden dördüncüsü olarak Cosx fonksiyonunu inceleyeceğiz. Ve yerine koyma metodu sayesinde Cosx fonksiyonunun Maclaurin serisini bilmek bize hangi fonksiyonların Maclaurin serisini kolayca bulmayı sağlayacak onu göreceğiz. Bütün videolarımızda olduğu gibi öncelikle Maclaurin seri formülünü yazarak başlayalım. Bir f(x) fonksiyonunun Maclaurin serisini elde etmek için kullanılan formül n sıfırdan sonsuza f'in n'inci türevinde 0 bölü n faktöriyel çarpı x üzeri n'dir. Bu formül yardımıyla Maclaurin serilerinin bulunuşuyla ilgili bir video çekmiştik. Buradaki derdimizin bu formül yardımıyla bulmak değil, Cosx'in bu formül yardımıyla bulunmuş olan Maclaurin serisini ezbere bilmenin sınavlarda bize nasıl bir artısı olduğunu inceliyoruz. Cosx'in Maclaurin serisi n sıfırdan sonsuza eksi bir üzeri n çarpı x üzeri 2n bölü 2n faktöriyel. Cosx'in Maclaurin serisi budur. Bunun açılımıyla ilgili bir şey sorulduğunda bu seriyi yazdıktan sonra hemen açılımını yazabiliriz. N yerine 0 koyduğumuzda burası 1 eder. N yerine 0 koyduğumuzda burası da 1 eder. Burası da 1 eder. 1 artı. N yerine 1 koyduğumuzda eksi. X kare bölü 2 faktöriyel. N yerine 2 koyduğumuzda artı. X üzeri 4 bölü 4 faktöriyel şeklinde bu açılım gider. Açılımı ezberlemeyeceğiz. Bizim ezbere bilmemiz gereken şey bu serinin kendisidir. Bu varsa elimizde, bu kafamızdaysa bu açılımları zaten yerine koyarak çıkartabiliyoruz. Dedi ki bize Cosx'in 5. dereceden açılımı. 5. dereceden açılımı olmaz da onun 4. dereceden açılımı dedi. Buraya kadar getirip keseceğiz. Cosx'in ilk 3 terimi dedi. Buraya kadar gelip keseceğiz. İlk 5 terimi dedi. 5 tane terimi elde edene kadar gideceğiz. Bu varsa elimizde her şeyi elde edebiliriz. Şimdi burada bilmemiz gereken bu serinin bir de yakınsaklık aralığıdır. Cosx serisinin yakınsaklık aralığı sinx'te olduğu gibi eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bütün x değerlerinde yakınsaktır. Bu nedenle bunun yakınsaklık yarıçapı da sonsuz çıkmaktadır eğer ki sorulursa. Şimdi bunu bildiğimiz takdirde yerine koyma metodu sayesinde cos içeren bütün fonksiyonların Maclaurin serilerini kolayca bulabiliriz. Yerine koyma metodu. Mesela birincisi f(x) eşittir cos 3x fonksiyonunun altıncı derece Maclaurin seri açılımını bulun. Bir başka soru. Fx cos x küp fonksiyonunun Maclaurin serisini ve
Yakınsaklık, aralığı ve yarı çapını bulun. Aralığı ve yarı çapını bulun. Uzatmanın anlamı yok. Şimdi bu ikisine baktığımızda genel fikri anlayacağız zaten. Cosx'in Maclaurin serisi yukarıda formülü. Şimdi tekrardan yazalım buraya. Sınavda yapacağımız şey bu olacak. Cosx'in Maclaurin serisi n0'dan sonsuza kadar eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 2n bölü 2n faktörü. Bu nedenle yerine koyma metodu sayesinde buraya 3x koyduğumuzda cos 3x'in Maclaurin serisini bulmuş olduk. Cos 3x eşittir. N sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı buraya 3x koyarsak 3x üzeri 2n bölü 2n faktör. Altıncı derece Maclaurin seri açılımını bulun. Seriyi istemiyor bizden. Altıncı derece Maclaurin seri açılımı. Başlıyoruz şimdi. N yerine 0 koyarsak buraya. Burası 1 eder. N yerine 0 koyarsak 1 eder. 1 eder. 1. N yerine 1 koyarsak eksi olacak. 3x'in karesi olacak n yerine 1 koyarsak. 9 x kare. N yerine 1 koyarsak burası da 2 faktöriyel olacak. Bölü 2. 6. derece diyor. Şu an daha 2. derecedeyiz. N yerine 2 koyarsak artı. Burası 1 eder. 2 koyarsak burası 4 olur. 3'ün 4. üssü. 81 x üzeri 4 bölü. N yerine 2 koyarsak burası 4 faktöriyel eder. 24. Burada sadeleştirme de yapabiliriz. Ben şu an uğraşmayacağım. Şu an 4. dereceye geldik. 6. derece istiyor. N yerine 3 koyarsak eksi. Eksi 1 eder burası. 3 koyarsak burası 6. 3'ün 6. üssü 729. X üzeri 6 bölü. Buraya 3 koyarsak 6. 6 faktöriyelde 720'dir. Ve bu şekilde 6. derece Maclaurin seri açılımını elde etmiş olduk. Cos 3x'in 6. derece Maclaurin seri açılımı budur. Dese ki burada mesela bizim kosinüs pi bölü 7'yi 6. derece Maclaurin seri açılımından faydalanarak hesaplayın. Böyle bir soru sorsa. Bunu elde ettikten sonra x yerine götürüp pi bölü 7 koyacağız. Yani buradaki temel fikir, bunu elde ettikten sonra bunun hesaplanmasında bunu kullanabiliriz. Tabii ki belli bir hatayı kabul ederek. Bu tam sonuca eşit olması için sonsuza kadar devam etmesi gerekiyor. Cos 3x'e eşit olabilmesi için. Neyse uzatmayalım. Birinci sorumuz buydu. İkinci sorumuza geçersek cos x'tir. Burada zaten kural var. Direkt burada x gördüğümüz yere x küp koyacağız. Cos x küp eşittir. N fonksiyonun Maclaurin serisini ve yakınsaklık aralığı ve yarıçapını bulmak istiyor. Seriyi istiyor bizden. Bu sefer açılım bir şey istemiyor. N sıfırdan sonsuza kadar eksi 1 üzeri n çarpı buraya getirip x küp koyarsak x üzeri 6n bölü 2n faktörü. İşte Maclaurin serisi bitti. Yakınsaklık aralığı eksi sonsuzdan
sonsuza kadardır. Bütün x değerlerinde yakınsak olduğunu yukarıda söylemiştik. Yakınsaklık yarıçapı. Bu aralığın yarısıdır ki bu aralık sonsuz olduğu için sonsuzun yarısı yine sonsuzdur. Ve sorumuz burada bitti. Eğer ki bu açılımı bilmeyen bir kişi, cos x'in sınavda böyle bir soru geldiğinde bu serisini elde etmek için türevlerle en başta konuştuğumuz formülü kullanırsa perişan oldu demek. En az bir yarım saate gider. Ama cos x'in bu açılımını bilen kişi için 1 dakikanın altında, 2 dakikanın altında bitebilecek düzeyde bir soru aslında. Bu nedenle özel Maclaurin serilerini biz şu an dördüncüsüne geldik. 8'e kadar gitmeyi planlıyorum. Sınava girerken bilmek bize oldukça güç sağlamaktadır ve soruları ezip geçme bilgisini vermektedir. Aksi takdirde sorular bizi ezer geçer burada. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.